Şimdi geçen hafta en son hatırlarsanız bir malzemenin içerisindeki elektrik alanını elde etmiştik. Yıldızla gösteriyorduk hep ortalama elektrik alanı. Bunu bir potansiyelin gradyanti olarak yazmıştık. Ve bu potansiyel ifademizde yine bu makroskopik ortalama potansiyel olarak bakabilirsiniz. Bütün malzemenin kapsayan bir hacim üzerinden bir integral malzeme R noktasındaki R üssü bölü R eksi R üssü artı ortalama polarizasyonu R üssü noktasındaki R eksi R üssü bölü sünün küpü. Hatırlarsanız burada bir işaret hatamız vardı. Önce onu hatamızın nerede olduğunu bir tartışalım. Ders notlarının üzerinden geçerseniz bir yerde şöyle bir şey yaptığımızı görürsünüz. R bölü R karenin, R küpün diverjansını aldığımızda bunun için eksi 4 pi Dirac delta R yazmıştık. Oradan şuradaki eksi yanlış. Onu bir hatırlatalım. Bu bir elektrik alan olarak düşünebilirsiniz. Merkeze koyduğunuz bir yükün yarattığı elektrik alan ve elektrik alanın diverjansı 4 pi karşılık onu yaratan yük dağılımıdır. Potansiyelin Laplace yanında eksi işareti vardır. Potansiyelde eksi işareti var, elektrik alanda eksi işareti yok. Şimdi bu ortalama ya da makroskopik potansiyel dediğimiz potansiyeli biraz daha inceleyelim. Şimdi potansiyeli boşlukta yazdığımızda ya da şu denklemi sağladığı zaman biliyoruz ki potansiyel bir hacim üzerinden integral rho, işte buradaki yükün üzerinden bir integral. Bunu da bu hale getirebiliriz. Bunun için öncelikle şu ifadeye bakalım. Bu ne olacak? Tekrar yazarsak bir hacim üzerinden integral şurası olduğu gibi duracak. Artı bunu yine bir elektrik alan olarak düşünürsek bu elektrik alan bir potansiyelin gradyanıydı. Bu noktasal bir yükün yarattığı potansiyel elektrik alan. Dolayısıyla potansiyelimiz de 1 bölü R eksi R üssü olarak yazabiliriz. Bu gradyant R üssüne göre. Şimdi bu terimde bir kısmi integrasyon yapabiliriz. Kısmi integrasyon yaptığımızda şu birinci terime hala dokunmuyoruz. Artı bir yüzey integrali karşımıza gelecek. Bu yüzey integrali seçtiğimiz hacmin kapsayan yüzey üzerinden eksi yine bir hacim integrali bölü R eksi R üssü olarak yazabiliriz. Şimdi şu iki terimi toplarsak R üssü eksi polarizasyonu diverjansı bölü R eksi R üssü artı bütün yüzey üzerinden polarizasyon vektörünün yüzey dik bileşeni bölü R eksi R üssü olarak düşünebiliriz. Şimdi şu potansiyel ifadesiyle kıyaslayacak olursanız bu elektrik alan, bundan sonra hep makroskopik elektrik alandan bahsedeceğimiz için özel bir işaretle ayırt etmiyorum. Ne zaman elektrik alan yazsam, aksini söylemediğim sürece bu makroskopik ya da ortalama elektrik alana karşılık gelecek. Bu elektrik alan sanki seçtiğimiz hacim içerisinde böyle bir yük dağılımı artı bu hacmin yüzeyinde böyle bir yüzey yük yoğunluğuyla yaratılmış gibi davranacak. Yani benim hacmim eğer şöyle bir hacmim varsa içerideki
toplam potans yük dağılımı buradaki rho r ile gösterdiğim işte serbest yükler olarak bakabileceğim, yani bir moleküller yüklüyse ya da ben içeri bir yük koyduysam onun ondan gelen bir katkısı var. Bir de eğer benim polarizasyonum bölgeden bölgeye değişiyorsa o da sanki bir yükmüş gibi davranacak. Artı bir de yüzeyinde bir yüzey yük dağılımımız var. Bu yüzey yük dağılımında o noktadaki yüzey yük dağılımı polarizasyonun dik bileşeni tarafından belirlenecek. Şimdi potansiyeli yaratan, pardon bu elektrik alan değil bu potansiyel. Şimdi potansiyeli yaratan yükü, yük dağılımlarını belirlediğimize göre şimdi bir defa bir potansiyel olarak yazılabildiği için bu ortalama yükün elektrik alanın körlüğünün sıfır olduğunu biliyoruz. Artı yük dağılımını bulduk. Dolayısıyla elektrik alanın artık diverjansının da ne olduğunu biliyoruz. Yine bu ortalama elektrik alan. Bu 4pi. Bu elektrik alanı yaratan yük dağılımı. Bu elektrik alanını yaratan yük dağılımı da bu. Eksi. Artık elektrik alanının, bu ortalama elektrik alanının yarattığı hem körlüğünü biliyoruz, hem diverjansının ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eğer polarizasyonu ve yük dağılımı, serbest yük dağılımını biliyorsak, bir de sınır koşullarımız da varsa elektrik alanını belirleyebiliriz. Şimdi burada şöyle bir belirsizlik var. Bu hacmi seçerken dedik ki benim malzememi kapsayan ya da etrafta başka yüklerim de varsa o yüklerimi de kapsayan bir hacim. Ama ne olduğu çok da önemli değil. Ben hacmimi bu şekilde seçerim. Tam bütün malzememi tam kapsayacak şekilde seçebilirim. Ya da bu hacmimi istersem bütün uzayı da seçebilirim. Bütün uzay sonuçta bütün malzememi ve bütün yükleri kapsayacak. Ama bütün uzay seçtiğimde malzememin dışında bir polarizasyon yok. Sanki bir yüzey yük dağılımı yokmuş gibi. Sadece bu varmış gibi görünüyor. Ama dikkat etmeniz gereken şey, eğer ben hacmimi şöyle bir bölge seçecek olursam, polarizasyon malzememin hemen içerisinde belli bir değeri var, hemen dışında ise belli bir değeri yok. Polarizasyonda belli bir süreksizlik var. Süreksizlikten dolayı türevini aldığımda tam yüzeyde bir Dirac delta katkısı getirecek. Bu Dirac delta içerecek. Dirac delta içeriyorsa tam yüzeyde o da zaten benim şuradaki yüzeysel yük dağılımına karşılık gelecek. O yüzden hacmin ne olduğu hiç önemli değil. Yeter ki bütün malzememi ve bütün yük dağılımını kapsasın. Şimdi çoğu zaman bunu böyle yazmaktansa, işte elektrik polarizasyon dediğimiz şey çoğu malzeme kendi halinde polarize değildir. Bir elektrik alanı uygularsınız, o zaman polarizasyon kazanır. Bu da elektrik alanına bağlı. Bunu da bilmiyoruz, bunu da çözmemiz lazım. Elektrik alanının kendisi elektrik alanına bağlı. O yüzden bu şekilde yazmaktansa bunu olduğu gibi öbür tarafa götürürüz. Ve elde edeceğimiz denklem elektrik alan artı 4pi çarpı polarizasyon bu toplamın diverjansı eşittir 4pi rho'ya eşittir. Bunun da bu toplamada çoğu zaman D alanı adını vereceğiz. Eğer biz yük dağılımını biliyorsak bu D alanını bulabiliriz. Tabii bir vektör alanı sadece diverjansını bilmek o vektör alanını tek olarak belirlemez. Yani aynı diverjansa sahip pek çok vektör alanımız olabilir. Eğer bir tane çözümün varsa, eğer bir D alanı bu denklemi sağlıyorsa D alanına herhangi bir F ekleyebilirim. Yeter, bu F yeter ki şu denklemi sağlasın. Bu denklemi sağladığı sürece
İstediğim gibi F ekleyebilirim. Bana sonsuz tane farklı D alanı için çözüm verir. Eğer tek olarak belirlemek istiyorsan bu D alanı, o zaman körlüğünün de ne olduğunu bilmem lazım. Ama bu sefer D'nin körlüğünün ne olduğunu bilmiyorum. Yani çok fazla bir şey elde etmedim aslında bakarsanız bunu yaparım. Şimdi bunu çözmeden önce biraz daha şu polarizasyon nedir? Niye yük gibi davranıyor? Onu biraz daha inceleyelim, biraz daha detaylı bir tartışalım. Polarizasyon dedik ki, belli bölgede bir polarizasyon yoğunluğu varsa, o zaman biliyoruz ki o bölgedeki yükler birbirinden ayrılmış durumda. Artı yükler ve eksi yükler birbirlerine göre farklı konumlara kaymışlar. Herhangi bir malzememiz var. Bunun içerisindeki şu noktada farz edelim ki polarizasyon bu yönde. Polarizasyon vektörü. Orada küçük bir hacim düşünürsek, hatta küp olarak seçelim. Ve bu seçtiğimiz küpte ortalama polarizasyon vektörüne dik olsun. Yeterince küçük seçersek, baştan zaten polarizasyon yoğunluğunu tanımlarken hep demiştik ki küçük bir hacimde değişmeyecek şekilde. O küçük bir hacim üzerinden ortalaması olarak tanımlamıştık. Bu hacim içerisinde polarizasyon vektörü sabittir. Ya da onu alır, şurada çizecek olursam yeniden, bir küpüm var. Burada küpün içerisinde homojen bir polarizasyon alanım var. Bu yöne doğru bir polarizasyon alanımın olabilmesi için artı yüklerimin bu tarafa, eksi yüklerimin de diğer tarafa kaymış olması lazım. Artı yükler bu tarafa kaydıysa şu yüzeyde hafif bir artı yük yoğunluğu olacak. Diğer yüzeyde hafif bir eksi yük yoğunluğu olacak. Bu yük yoğunluklarını sigma ve eksi sigma ile gösterecek olursam bu hacmin toplam polarizasyonu polarizasyon yoğunluğu çarpı seçtiğimiz hacim kadar. Bu çünkü yoğunluk hacimle çarptığımda toplam polarizasyonu bulacağım. Burada artı yükler, burada eksi yükler varsa toplam ne kadar vardır? Buradaki artı yük miktarı sigma çarpı a kadardır. Artı yüklerle eksi yüklerin birbirinden ne kadar ayrılmış? Şu mesafeyi de L dersek sigma a çarpı L kadarlık bir polarizasyon olması lazım toplam. Kolaylık olması için de şu yönü Z yönünde seçersem polarizasyon zaten Z yönünde olacak. Dolayısıyla polarizasyon yoğunluğu çarpı bu sistemin hacmi sigma AL çarpı Z yönünde olmak zorunda. A çarpı L benim hacmime eşit, seçtiğim hacme eşit. Bunları da sadeleştirirsem o zaman elde ettiğim polarizasyon yoğunluğu bu hacim için yüzeyde biriken yük yoğunluğu çarpı Z yönünde ya da P ve Z'nin skalar çarpımı sigma olacak. Şimdi Z yönü aynı zamanda seçtiğim yüzeye dik bir yön. Dolayısıyla şu yüzeydeki yük dağılımı oradaki polarizasyon vektörü çarpı polarizasyon yoğunluk vektörü çarpı oradaki normal yük. Şimdi bu hacmi ben malzemenin içerisinde değil, şurada seçebilirdim. O zaman zaten hemen görmüş olduğumuz gibi yüzeydeki yük dağılımı P çarpı yüzeye dik vektör olacak. Eğer bu hacim burada değil de içeride olsaydı, hemen yanındakini alayım. Hemen yanında bir tane daha hacim aldık. İki tane hacmimiz var. Şuraya çizeyim. Bir hacmin, hemen yanındaki hacmin iki tane hacmim var. Şurada belli bir sigma 1 diyeyim. Polarizasyon vektörüm bu yönde. Burada P1 polarizasyonu, yoğunluğu. Şu hacim içerisindeki yoğunluk. Buradakine P2 diyeyim. Farklı olabilirler. Farklı noktalarda bakıyorum çünkü. Burada artı sigma 1 toplanmışken diğerinin şu iç yüzeyinde eksi sigma 2 toplanmış olacak. Sigma 1 P1 kadar. P1'in büyüklüğü kadar. Sigma 2
P2'nin büyüklüğü kadar. 100'deki net yük sigma eşittir. Sigma 1 eksi sigma 2. Bu ikisinin P1 eksi P2 kadar. Büyüklüklerinin farkı kadar olacak. Ya da bunu P'deki değişim çarpı Z yönü olarak düşünebilirim. Eksi işaretiyle. Yani P'deki değişim dediğim ilerideki polarizasyon yoğunluğu eksi gerideki polarizasyon yoğunluğu. Şimdi şöyle düşünebilirsek, ortalama yoğunluğu nasıl tanımlamıştık? Belli bir hacim almıştık. O hacimdeki toplam yük böyle o hacmin hacmi. Şimdi burada modellerken hep yükleri yüzeylerde toplanmış olarak düşünmüştük. Ama şöyle bir hacim düşünürsem. Yani şu yüzeyi içine alan bir hacim. Bu yüzeyi içine alan bir hacim. Bu hacmin içerisindeki yük ne kadar olacak? Şu kadar. Eksi delta P çarpı Z bölü işte ne kadar? D hacmi kadar. D, şimdi bu P1 ortalama olarak şuradaki polarizasyon yoğunluğu. P2 yaklaşık olarak şuradaki polarizasyon yoğunluğu. İkisinin farkını alıyorum. İşte bu yoğunluğu hesapladım. Delta P çarpı Z bölü bu çarpı A'sı var burada unutmadan. Çünkü bu yüzeydeki yük yoğunluğu bu kadar. A ile çarptığımda toplam yükü bulacağım. Toplam yük bu kadar. Bölü hacim. Hacmi ne kadar? A çarpı Z kadar. A'lar gitti. Eşittir. Eksi delta P bölü L Z kadar. Şimdi yaptım. Şimdi şuraya bakacak olursak delta P dediğim şey polarizasyon yoğunluğunun L mesafesindeki değişimi. Yani burası aslında bir türev. Şimdi polarizasyon vektörü dediğim şey yönümüz Z yönünü zaten polarizasyon vektörü yönünde seçtim. P çarpı Z hat kadar. O zaman yük yoğunluğum benim P'nin delta P bölü de ya da delta P bölü DZ kadar. Bunu şöyle düşünebilirim. Bu PZ'nin Z'ye göre türevi artı PX'i X'e göre türevi. PY'nin Y'ye göre türevi. Bu ise çünkü bunu yazabilirim. Çünkü PX 0, PY 0. Seçtiğim koordinatlar. Ben koordinat eksenimi öyle seçtim ki PZ yönünde. Bu ise P'nin diverjansı da. Şurada eksi işaretini unutmayalım. Şuradaki eksi işareti. Eksi burada eksi. Dolayısıyla yük yoğunluğu polarizasyondan kaynaklı yük yoğunluğu hacmin içerisinde diverjansıyla belirlenecek. Bunun sebebi ne? Çünkü farklı yerlerde, farklı miktarlarda polarizasyon varsa işte küçük küçük küpler düşündüğümde yüzeylerinde farklı miktarlarda yük değişim, yük birikmiş olacak. O yüzden P değişiyorsa eğer aralarda farklı yükler birikmiş olacak. Oradan da o biriken yüklerin yoğunluğunu da bu şekilde elde edebiliriz. Şimdi denklemimize geri dönersek, D alanını tanımladık. E artı 4π polarizasyon alanıydı. Elektrik alanı ve bu D alanının sağladığı denklemlerde D alanının diverjansı 4π rho olacak. Elektrik alanının curl'ü 0 olacak.
Şimdi D alanıyla E alanının birbirine nasıl bağlı olduğunu bilmiyorsak bu denklemler şu haliyle çok fazla bir işimize yaramaz. Ama çoğunlukla polarizasyona bakacak olursak, çoğu malzemenin eğer bir elektrik alan yoksa polarizasyonu yoktur. Ve elektrik alanının, polarizasyonun değerini belirleyen tek şey de o anki elektrik alanıdır. Tabi bunun istisnaları olan maddeler var. Yani mesela ferromıknatıslarda olduğu gibi nasıl kendiliğinden mıknatıslanma varsa bazı malzemelerde de kendiliğinden elektriklenme dediğimiz bir olayla karşılaşıyoruz. Yeterince düşük sıcaklıklarda. Ama biz şimdilik bunları ihmal edeceğiz. Eğer polarizasyon sadece elektrik alanın o anki değerine bağlı, geçmişe bağlı değilse, o zaman polarizasyon için bir seri açılım düşünebilirim. Sonuçta bu 3 değişkenli bir fonksiyon. E1, E2 ve E3 değerlerine bağlı. Bir sabit olabilir. Artı elektrik alanla doğrusal değişen bir şey olabilir. Hatta BIJ, EJ. Artı elektrik alanın 2 tane karesiyle orantılı bir şeyler olabilir. Böyle sonsuz bir açılım yapabilirim. Ama eğer elektrik alanım yeterince küçükse, çok büyük değilse ve çoğu malzeme için bu açılımı burada kesmem yeterli. Şimdi bu A'ya bakacak olursanız şunu biliyorum. Elektrik alan sıfırsa polarizasyon da sıfıra gitmek durumunda. Çoğu malzemede bunu gözlemliyorum. Dolayısıyla bu A dediğim sıfır olmak zorunda. A dediğim katsayı aslında sıfır. Böyle bir katsayı olamaz. Bunların hepsini attığımı varsayarsam polarizasyonun elektrik alanının bir fonksiyonu olarak BIJ, EJ olarak yazabilirim. İ bileşenini. Yine notasyonumuzu tekrar hatırlatmak amacıyla burada İ bileşeni buradaki J'ler üzerinden topla. Şimdi bu bana diyor ki aslında genel olarak polarizasyon vektörü ile elektrik alan vektörü mutlaka aynı yönde olmak zorunda değiller. Ne gibi bir örnek düşünebiliriz? Mesela katman katman bir kristal yapı düşünürseniz, İşte şurada bir katmanımız olsun. Altında bir katmanımız daha olsun. Bir katman daha. Şimdi böyle durumda çoğunlukla elektronları bu katman içerisinde hareket ettirmek kolaydır. Kaydırmak gayet rahat kaydırabilirsiniz. Dolayısıyla bu doğrultuda bir elektrik alan uygularsanız büyük bir polarizasyon yaratabilirsiniz. Ama diğer doğrultuda, dik doğrultuda elektronları kaydırmak zordur. Dolayısıyla siz herhangi bir elektrik alan uyguladığınız zaman bunun iki tane bileşeni olacak. Bir yatay bileşeni olacak bu düzlemlere paralel. Bir de bu düzlemlere dik diğer bileşeni olacak. Dik bileşeni küçük bir polarizasyon yaratacak. Yatay bileşeni ise büyük bir polarizasyon bileşeni yaratacak. Bu elektrik alanı ise bunun yaratacağı polarizasyon vektörü aşağı doğru küçük, yatay yönde ise büyük olacak. Sonuçta siz şu doğrultuda bir elektrik alanı uygulasanız bile elde edeceğiniz polarizasyon vektörü bu doğrultuda olacak. Elektrik alanıyla paralel değil. Böyle malzemeleri de ihmal edersek, yani bunu böyle bir malzemeyi düşündüğünüzde bunun artık farklı yönlerinin farklı özelliği vardır böyle bir malzemede. Eş yönlü değildir. Ama eş yönlü bir malzemede bu BIJ dediğimiz sabitler her yön için aynı olacak. Dolayısıyla bunu genelde şu şekilde yazabiliriz. İ ve J aynıysa belli bir değeri var. Farklı İ ve J'ler için farklı bir değeri var. Dolayısıyla polarizasyon bu K dediğimiz sabit elektrik alınganlığı çarpı elektrik alanı. Böyle malzemelerde polarizasyon her zaman için elektrik alanıyla aynı yönde olacak. Şimdi eğer polarizasyonu böyle tanımlarsak, bu D alanının tanımı buydu. D alanı elektrik alanı artı 4π polarizasyon yerine elektriksel alınganlık çarpı elektrik alanı yazabiliriz.
1 artı 4 pi kaç çarpı elektrik alanı yazabiliriz. Böyle malzemelerde, eşyönlü malzemelerde, yani şu özelliği gösteren malzemelerde bu D alanı elektrik alanla aynı doğrultuda, sadece şiddeti şuradaki sayıyla belirlenir. Bu sayıya da genelde epsilonla göstereceğiz. Malzemenin işte dielektrik sabiti diye geçer ya da malzemenin elektriksel geçirgenliği olarak adlandırılır. Şimdi eğer bunu biliyorsak, D alanının sağladığı denkleme yerleştirdiğimizde elektrik alanının sağlaması gereken iki tane denklemimiz var artık. Körlü sıfır olacak. Epsilon çarpı elektrik alan 4 pi rho ile belirlenecek. Şimdi elektrik alanın hem körlünü hem diverjansını biliyoruz. Şimdi özellikle eğer bu dielektrik sabit dediğimiz sabit bir sabitse, bütün uzayda sabit olduğu bir bölgede bakıyorsak, o zaman bu makroskopik elektrik alanında makroskopik elektrik alanın sağladığı denklemler tıpkı mikroskopik elektrik alanın sağladığı denklemlerin aynısı olacak. Tek farkı, yük yoğunluğu yerine yük yoğunluğu bölü epsilon gelecek. Bunu dielektrik sabitini sabit almak konusunda dikkat etmeniz lazım. Sabit aldığınız zaman, eğer sizin şöyle bir malzemeniz varsa, o zaman sadece malzemenin içine bakıyorsunuz demektir. Çünkü eğer malzemeniz sadece buradaysa, bu sistemde dielektrik sabit, bütün evrende sabit değildir. Malzemenin içerisinde belli bir değeri var. Malzemenin dışında ise artık sıfır. O yüzden böyle bir sistemde elektrik alan bütün uzayda şu denklemi sağlamaz. Şimdi böyle bir sisteme baktığınızda yine elektrik alanın içeride sağlayacağı denklem bu. Dışarıda da sağlayacağı denklemin ne olduğunu biliyoruz. Sonuçta ortalama elektrik alan dediğimiz, işte boşluktaki elektrik alanı eşit, onun sağlayacağı denklemi yazabiliriz. Yine diverjansı eşittir, bu çıkacak. Tabi o zaman şöyle bir soru çıkar. Bu ikisini nasıl birbirine bağlayacağız? Yani elektrik alanı sınır bu denklemleri çözmek için mutlaka sınır koşulları koymamız lazım. İçeride çözdük. Bu sınırda değerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Sonsuzda ne olması gerektiğini biliyoruz. Sıfıra gidecek. Ama şunu biliyoruz, şunu bulabiliriz. İçerideki elektrik alanla dışarıdaki elektrik alanın birbirine nasıl bağlanacak? Hatırlarsanız vakumda elektrik alanı incelerken yüzey yüklerine bakmıştık. Eğer bir yüzeyiniz varsa sizin, dışarıda epsilon 1. Yüzey yüklerin bir yüzeyde büyük yoğunluğunuz varsa, şunu göstermiştik ki bir elektrik alanımız olsun. Elektrik alan çizgimiz şöyle bir resim. Elektrik alandaki süreksizlik sigma neyle verilecekti? Ya da 4 pi sigma ne? Yani yüzeye dik doğrultuda elektrik alan süreksiz, yüzeye paralel doğrultuda ise sürekli. Benzer bir şeyi burada yapabiliriz. Şimdi D alanına bakacak olursak, D alanının sağladığı denklemi sildik, bir daha yazalım. E alanı bunu sağlayacak. D alanı 4 pi rho denklemini sağlayacak. Şimdi farz edelim ki bu yüzeyimiz, şöyle çizelim, dielektrik sabiti birbirinden farklı olan iki bölgeyi birbirine bağlıyor. Buradan ne olabilir? Mesela burası vakumsa dielektrik sabiti 1 olacak. Ama genel durumda iki farklı malzemede dielektrik sabiti epsilon 1 ve epsilon 2 olan iki bölgeyi birbirinden ayıran bir yüzey olsun. Bundan yola çıkarak bu yüzeyde
çok küçük bir kapalı eğri alırız dikdörtgen şeklinde işlerimizi kolaylaştırmak için. Ve bu bize yine der ki elektrik alanının paralel bileşeni bu yüzeyi geçerken sürekli olacak. Sonra şu denklemi alırız. Bunlardan çıkarırız. Bunun bu halka boyunca, yani halkanın kapsadığı alan boyunca bu curl of elektrik alanının curl'ünün integralini aldığımızda sıfır vermesi lazım. Ama bu curl'ü bu çevresi boyunca bir integrale dönüştürebiliriz. Oradan da paralel bileşeninin sürekli paralel bileşenindeki değişimin şu iki kısmın birbirini götürmesi lazım. Dolayısıyla paralel kısımdaki paralel kısmı sürekli olacak. Şuradan yola çıkarak bunun şöyle bir hacim alırız. Silindir şeklinde. Yine vakumdaki elektrik alanda yaptığımız gibi. Böyle bir hacimdeki şunun integraline bakarız. Bunun integrali bu hacmin içerisindeki toplam yükü verecektir bize. Bir yandan. Diğer taraftan baktığımızda bunu bir yüzey integraline dönüştürebiliriz. Yüzey integraline de şu yanlardan katkı gelmeyecektir. Sadece buradan ve öbür taraftan katkı gelecektir. Bu da bize der ki D alanının bir yüzeyden diğer yüzeye giderken dik bileşeni (4π çarpı yüzeydeki yük dağılımı kadar değişecektir. Şimdi çoğunlukla karşımıza gelen örneklerde bu iki farklı malzemeyi birleştirirken oraya bir yük koymayacağız. Dolayısıyla yük yoğunluğu sıfır olacak. Öyle bir durumu incelersek mesela bir örnek olarak yine bir yüzeyimiz olsun. Burası epsilon 1, burası epsilon 2. Sigma da sıfır olsun. O zaman neyi biliyoruz? Elektrik alanı, bir elektrik alan çizgisi düşünelim. İşte şöyle geldi ve şöyle devam etti. Şu açı teta 2 olsun, bu açı teta 1 olsun. Şimdi elektrik alanı yatay bileşeni sürekli. Şuradaki elektrik alanı epsilon 1. Buradaki elektrik alan şiddeti epsilon 2 olsun. Bunun yatay bileşeninin sürekli olduğunu biliyoruz. Bu da bize diyor ki, şimdi bu bölgede elektrik alanın yatay bileşenine bakarsak ne olacak? E1 şiddeti çarpı sinüs teta. Karşı tarafı. Sinüs teta 1. Eşittir. Şuradan bakacak olursak bunun yatay bileşeni E2 sinüs teta 2. Başka neyi biliyoruz? D alanının dik bileşeni sürekli olacak. Şimdi D alanı niye sürekli? Çünkü yüzeyde herhangi bir yükümüz yok. Şimdi D alanı dediğimiz sonuçta bu dielektrik sabit çarpı elektrik alanına eşit. Dolayısıyla önce şuradan bakacak olursak dik bileşen için. Buradaki dielektrik sabiti epsilon 1. Elektrik alanının dik bileşeni E1 kosinüs teta 1. Şu tarafta bakacak olursak dielektrik sabiti epsilon 2. Elektrik alanının yüzeye dik bileşeni E2 kosinüs teta 2. Şimdi elektrik alanının şiddeti ve yönelimi bu iki denklemi sağlamak zorunda. Sadece yönleriyle ilgileniyorsak elektrik alanının yönüyle o zaman ne yapabiliriz? Bu denklemi şu denklemle böleriz. E1'ler ve E2'ler götürür. Elektrik alanı şiddetiyle ilgili bir şey kalmaz. Elimize ne kalır? Epsilon 1 kosinüs teta 1 bölü sinüs teta 1.
eşittir epsilon 2 kosinüs teta 2 bölü sinüs teta 2 veya tanjant teta 1 bölü epsilon 1 eşittir tanjant teta 2 bölü epsilon 2. Şimdi buradan ne diyebiliriz böyle bir sonuçtan? Diyelim ki şu dielektriği belirledik. Epsilon 1 sabit belli bir açıyla elektrik alanı buradan 1'den 2'ye yolladığımızı varsayalım. Belli bir elektrik alanı yolladık. O zaman teta 1 sabit, epsilon 1 sabit. İkinci yolladığımız diğer bölge, işte eğer dielektrik sabiti büyükse teta 2 büyük olmak zorunda. Dielektrik sabiti büyük olan bölgeye giderken elektrik alanı normalden uzaklaşacak. Küçük olan bölgeye giderkense elektrik alanı normale doğru yaklaşacak. Şimdi dielektrik sabitine işte nasıl bir model hesaplamak için bazı modeller geliştireceğiz. Şimdi dielektrik sabitinin büyük olduğu yerler genelde yoğun olan yerlerdir. Yani dielektrik sabiti sonuçta bize neyi ölçecek? Bir yüklerin bir elektrik alanda yükleri ne kadar kaydırabiliyoruz birbirlerinden. Ya büyükse ya yükleri çok kolay kaydırabiliyoruz demek ya da çok fazla yük var demek. İkisi de olur. İkisi de dielektrik sabitini büyütecektir. Dolayısıyla büyük dielektrik sabiti çoğu zaman daha yoğun bir alana karşılık gelir. O zaman bu bize diyor ki eğer elektrik alanını yolladığımda yoğun bir bölgeye yollarsam yoğun bir bölgeye yolladığımda normalden uzaklaşacaktır. Şimdi optiği hatırlarsanız optikte biraz ters gibi. Optikte bir ışın demetini yolladığınız zaman daha yoğun bir bölgeye gittiğinde normale yaklaşır. Burada ise daha yoğun bir bölgeye geldiğinde normalden uzaklaşacak. Şimdi ışığı incelediğimizde aslında çok da çelişen bir durum değil. Mesela ışığı düşündüğünüzde biraz ileri konuları atlıyoruz ama ışığın hareket doğrultusu elektrik alanına diktir. Dolayısıyla elektrik alanın normalden uzaklaşması demek, ona dik doğrultunun normale yaklaşması demek. Yani aslında aynı şeye geçecek. Şimdi polarizasyon dedik, işte dielektrik sabiti dedik. Şimdi onu bir nasıl hesaplayacağız? Bir model oluşturabilir miyiz? Şimdi biraz onlara bakalım. Şimdi dielektrik sabiti, hatırlarsanız bu şekilde tanımlamıştık. Ya da elektriksel alınganlık cinsinden bu şekilde tanımladık. Şimdi bir malzemenin alınganlığı sadece moleküllerin özelliğine bağlı değil. Yani molekülleri nasıl bir araya getirdiğimize de bağlı olacak. Şimdi bunu önce moleküllerin özellikleri cinsinden yazmaya çalışalım. Yani sonuçta eğer bütün yükler moleküllere bir şekilde bağlı. Metaller dışında, iletkenler dışında. Moleküllere bir şekilde bağlıysa biz molekülleri bir şekilde deforme ettiğimiz zaman, moleküldeki yükleri dağıttığımız zaman o zaman bir malzemedeki yükleri de kaydırmış olacağız. Ve buradan da bize elektriksel alınganlık çıkacak. Bunun bir başka tanımı da polarizasyonu E diye tanımlamıştır. Şimdi polarizasyonun tanımına geri dönecek olursak polarizasyon işte ortalama polarizasyon diye tanımlamıştık. Bir bölü işte küçük bir hacim almıştık. Küçük bir hacim. O hacim üzerinden rho çarpı R'nin bir integraliydi. Bu da V hacmi üzerinden. Şimdi ben buradaki yaratılan yük yoğunluğunu bütün moleküller üzerinden moleküllerin katkılarının toplamı olarak yazabilirim. Belli bir noktadaki yük yoğunluğuna işte farklı moleküllere ait olan elektronların katkısı olacaktır. Eğer bunu böyle yazarsam benim polarizasyon yoğunluğumda 1 bölü söz konusu hacim, bu hacim üzerinden integral
Deküp. Re üstü. Oradaki toplamın. İntegralle toplam sırasını yerini değiştirebilirim. Bütün moleküllerim üzerinden toplam. Bir molekülün yarattığı yük yoğunluğu çarpı R üssü ve hacim üzerinden integral. Bu hacim sonuçta bu molekülümün tamamını kapsayan bir hacim. Bu integral bana molekülümün dipol momentini verecektir. Sonuçta bu çok da şaşırtıcı bir tanım değil. Sonuçta biz polarizasyon yoğunluğunu nasıl tanımlamıştık? Bir hacim seçmiştik. O hacimdeki toplam dipol momenti bölü hacim. Toplam dipol momentini her molekülün dipol momentinin toplamı olarak düşünebilirim bölü hacim. Ya da bunu molekül sayısına bölüp molekül sayısıyla çarparsam polarizasyon yoğunluğu şu oran bana moleküllerimin yoğunluğunu verecek. Sayı yoğunluğu. Küçük neyle göstereyim onu. Bu da bütün moleküllerim üzerinden bir toplam alıyorum. Molekül sayımı bölüyorum. Moleküllerin ortalama polarizasyonu. Daha başka bir şey değil. Dolayısıyla benim polarizasyon yoğunluğum her bir molekülün ortalama polarizasyonu çarpı moleküllerimin sayı yoğunluğu olarak elde edebilirim. Şimdi molekülüm niye polarize olacak? Normalde beklediğimiz bir molekülü aldığımız zaman polar moleküller dediğimiz moleküller var. Mesela hidrojen su molekülünü düşünürseniz su molekülü şöyle bir şekli vardır. Burada oksijen, burada hidrojenler olmak üzere. Hidrojen bağları polar bağlar olduğu için yani yükler bu bağların bir tarafına doğru kaymıştır. Dolayısıyla hidrojen molekülünün kendisine ait bir polarizasyonu vardır. Ama bir malzemenin içerisinde düşündüğümüz zaman ya su molekülünün. Su molekülleri ne olacak? Sürekli hareket edecekler, kendi çevrelerinde dönecekler. Dolayısıyla ortalamasını aldığımızda sıfır olacak polarizasyonu. Ya da helyumu düşünürsek mesela. Helyum gayet küresel bir moleküldür. Herhangi bir dipol momenti yoktur. Bunun ortalaması sıfırdır. Bunun zaten yok. O yüzden sıfır. Ama biz bir elektrik alan uyguladığımız zaman atomlara ya da moleküllere ne olacak? Bu dipolün enerjisini yazmıştık. Eksi P E olarak elde etmiştik daha önce. Eğer bir elektrik alan uygularsak dipol momenti de mümkün olduğunca o doğrultuya yönelmek isteyecek. Bir su molekülü düşünürsek bunun dipol momenti uyguladığımız elektrik alana doğru kayacak, dönecek. Helyumu düşünecek olursak, helyum da normalde etrafında elektron ortasında çekirdeği var. Bir elektrik alan uyguladığımız zaman çekirdek bir tarafa kayacak, elektronlar diğer tarafa kayacak. Sonuçta yine bir dipol momenti yaratacağız burada da. Şimdi bunların ikisi de bir elektrik alan uyguladığımız zaman olacak. Şimdi bir molekülün hissedeceği elektrik alan ne kadar? Şimdi burada E dediğimiz şey bizim ortalama elektrik alanı. Herhangi bir molekülün hissedeceği elektrik alan değildi. Biz malzememizi aldık. Bizim molekülümüz burada. Şöyle düşünelim. Bir hacim düşünelim. Belli bir elektrik alanı uyguladık biz buna. Belli ortalama bir elektrik alanı var. Her yerde. Belli bir polarizasyonu da var. Belli bir polarizasyon yarattık. Şimdi bu hacmin içerisindeki yükler olmasaydı bu polarizasyon ne olacaktı? Burada bir yüzeyi var. Yüzeyde bir yük dağılımı olacak. Yüzeydeki yük yoğunluğu polarizasyonun yüzeye dik bileşeniyle orantılı. Şimdi yüzeyimiz içeri doğru. Burada yüzeye dik bileşeni pozitif. Yüzeyden dışarı çıkıyor çünkü. Burada ise negatif. Şuradaki atom molekülümün hissedeceği yerel
Elektrik alanı. Bir defa ortalama elektrik alanımızı hissedeceğiz. Artı şu dışarıda kalan malzemenin polarizasyonundan kaynaklı bir elektrik alanı hissedecek. O şuradaki yüklerden dolayı. Artı şimdi bu seçtiğimiz hacmin içinde de yükler var. Onlardan kaynaklı bir elektrik alanı daha hissedecek. HSC toplam elektrik alanı bu. Molekülümüzü polarize edecek olan elektrik alanı bu. Ortalaması değil. Bunlara teker teker bakacak olursak, şunun ne olduğunu zaten biliyoruz. Şuna bakalım. Neyimiz var elimizde? Küresel bir hacim düşünelim. Belli bir polarizasyonumuz var. Polarizasyondan dolayı şuralarda bir yük yoğunluğu olacak. Burası artı yüklü dedik. Burası eksi yüklü. Uygun bir Z yönünü seçelim. Z yönümüzü polarizasyonla aynı yönde olduğunu varsayalım. Şimdi bu yüzeyin dik bileşeni, merkezimiz şurada olsun. İşte X, Y, Z eksenleri. Yüzeye dik bileşen, bizim malzememiz burada. Polarizasyonun olduğu yer burada. Yüzeye dik bileşen, dışarı doğru yüzeye dik bileşen radyal yön. Eksi. Dolayısıyla neye eşittir? Eksi. Radyal yönde. Yük yoğunluğu bu şekilde veriliyordu. Dolayısıyla eksi P. P vektörü de radyal yöndeki birim vektörün skalar çarpımı. Bu çarpımda eksi P kosinüs teta olarak verilecek. Şurada bir nokta alırsam teta dediğim açı bu açı olmak üzere. İşaretlerini de kontrol edersek teta eşittir sıfırda negatif bir yük yoğunluğu olması lazım. Baktığımızda gerçekten de burada negatif bir yük yoğunluğu var. T eşittir pi'de pozitif bir yük yoğunluğu olması lazım. Teta eşittir pi şuraya, şu noktaya karşılık gelecek. Burada da pozitif bir yük yoğunluğu var. Yani işaretlerimizde de bir problem yok. Nerede sıfır olacak? İşte teta eşittir pi bölü 2'de sıfır olacak. Şuraya baktığımızda tam burada polarizasyon vektörü zaten teğet. Dik bileşeni yok. Orada da sıfır. Yani eksiyle başlayıp azalıp sıfır sonra tekrar artıp sonra pozitif sayılara devam ediyor. Büyük yoğunluğumuz varsa bunun yaratacağı elektrik alan ne kadar olacaktır? Elektrik alanı bir hesaplayalım. Nasıl hesaplayabiliriz? İşte bu yüzeyde belli bir yükümüz var. Yüzeyi küçük parçalara böleriz. Hepsini ds boyutunda. O ds boyutundaki yük yoğunluklarının yaratacağı kapsayacağı toplam yük bu kadardır. Bu her bir parçanın yükü. Şimdi bunun yaratacağı elektrik alan şu yönde olacak. O yönse eksi R yönünde. Mesafesi uzaklığı ne kadar? R kare mesafesi. Yaratacağı elektrik alanı bu integralle hesaplayabiliriz. Şimdi bakalım. Ds dediğim elektrik alan. Ds dediğim alan. Yüzeydeki alan. R kare. D fi. D kosinüs teta olacak. Ya da R kare D omega olarak da gösterebilirim. R her zaman için sabit. Kürenin yüzeyindeyim. Dolayısıyla elektrik alan bu polarizasyondan kaynaklı ya da yüzeydeki yükten kaynaklı. Elektrik alan R kare D fi açısı sıfırdan 2 pi'ye kadar değişecek.
D kosinüs teta. Teta eksi birden. Yani kosinüs teta sıfırdan pi'ye giderken kosinüs teta da eksi bir bir arası değişecek. Yük yoğunluğum eksi p kosinüs teta kadardı. Burada eksi r var. R birim vektörü var. Kosinüs teta oldu. R birim vektörü. Şimdi r birim vektörünü düşünürsek, bileşenlerini yazarsanız nedir? Kosinüs teta z yönünde artı sinüs teta kosinüs fi x yönünde artı sinüs teta sinüs fi y yönünde. Ama hem kosinüs fi'nin hem sinüs fi'nin 0'dan 2 pi'ye integrali 0. Bunu şöyle de görebiliriz. Eğer biz diyelim ki şurada bir alan aldık. Bunun yaratacağı elektrik alan, bunun elektrik alana katkısı bu yönde. Onun tam simetriğinde şurada bir alan daha düşünebilirim. Bunun yaratacağı elektrik alansa aynı açıyla bu yönde olacak. Ve bu ikisi Z'ye dik olan bileşenleri birbirine götürecek. Sadece elektrik alanın Z yönünde bir bileşeni kalacak. Dolayısıyla şunların integralleri bana 0 verdi. Bu kaldı. Bu ise fi'den bağımsız. Şimdi fi integralini de direkt alabilirim. Fi integrali bana 2 pi getirecek. Bu arada unutmadan şuradaki 1 bölü r kareyi unutmuşum onu yazmayı. Bölü r kare. Şimdi bu r kareler gitti. 2 pi bu fi integralinden geldi. Eksi 1'den 1'e d kosinüs teta. Bir kosinüs teta da bu r şeyinden var. Bir kosinüs teta buradan var zaten. Bir kosinüs teta da r yönündeki, radyal yöndeki birim yönden var. Elimizdeki ifade bu. İntegrali alacak olursak, kosinüs kare teta'nın kosinüs teta'ya göre integrali kosinüs küp teta bölü 3 eksi 1'den 1'e integral. Bu da 4 pi. Yine bir şey daha unuttum. Sigma. P'yi yazmadık. Türevde P var. P var. 4 pi bölü 3. P kadar. Z yönde. Şimdi polarizasyon vektörü Z yöndeydi. Dolayısıyla elektrik alanı ne bulmuş olduk? Bu polarizasyondan kaynaklı elektrik alan 4 pi bölü 3 çarpı polarizasyon vektörü. Polarizasyon vektörü de aynı yönde olacak. Bu şu hacmin dışındaki malzemenin polarizasyonundan kaynaklı olan elektrik alan bu kadar. Şimdi gelelim bu hacmin İçindeki yükler de var. Onlar ne kadar elektrik alan verecekler bize? Hacmimiz var. Biz şuradaki molekülün hissedeceği elektrik alana bakıyoruz. Ama bu malzemede şurada da bir sürü moleküller var. İşte bir kristal yapısı olduğunu düşünürsek düzgün dağılmış moleküller olacak. Şimdi bizim ilgilendiğimiz molekül ise buradaki. Şimdi bütün diğer molekülleri hepsinin sanki bir dipolü varmış gibi düşünebiliriz. Yani elektrik alanı bir çoklu kutup, çok kutup açılımını yapabiliriz. Orada ilk katkı verecek olan şey çift kutuptur, dipol katkısıdır. Buradaki bir dipolün, işte Pi, i'nci molekülün yarattığı dipolün, şurada yaratacağı elektrik alan, bunun konumunu da Ri ile gösterirsek, hatırlarsanız bir dipol, şurada bir dipolümüz varsa,
Onun şu noktada, R noktasında bunu merkeze yerleştirelim. R noktasında yaratacağı elektrik alanı eksi 3P R eksi R kare P bölü R üzeri 3 olarak hesap, R üzeri 5 olarak hesap göstermiştik daha önce. Burada düşünürsek, bu eksi dışarıda. Bu durumdaki molekülün hissedeceği toplam elektrik alan, bütün moleküller üzerinden toplam. Şimdi buradaki R dediğimiz vektör, baktığımız noktanın, gözlem yaptığımız noktanın dipole göre olan konumu. Şimdi biz burada merkeze molekülümüzü koyduk, dipolümüzü RI noktasına vektörü de gösterilen konuma koyuyorsak, o zaman bizim baktığımız noktanın dipole göre konumu eksi RI olacak. Şu eksi 3 P eksi RI eksi RI eksi RI'nin karesi PI, bu ikinci molekülü dipolü bölü RI üzeri 5. Eksilerin tabi burada artık bir önemi kalmadı. İki tane eksi geldi. Eksi eksi artı. Şimdi bakalım bunu bir açalım. 3 P dot R ya da şöyle düşünelim. Şuradaki bir molekülü alalım. Bir de buradaki bir molekülü alalım. Bunlar gayet simetrik. Ortalama olarak dipol momentleri de aynı doğrultuyu gösterecekler. Onlar da hepsi aynı doğrultuda polarize olacak bir elektrik alanı uyguladığımızda. Ve burada yaratacakları elektrik alanında yine x, y, z'leri düşünürsek ya da x, y, z x ve y bileşenleri bir defa birbirini götürecek. Geriye bir tek z bileşeni kalacak. Bu z bileşenini hesaplayacak olursak eksi içerideki bütün moleküller üzerinden 3 bu P'lerin hepsi zaten Z yönünde 3P Z çarpı Z yönündeki bileşenine bakıyorum. Şu vektörün Z yönündeki bileşeni Z eksi R kare P bölü RI'nin 5. kuvveti eksi iç P kare yok P bölü RI üzeri 5 3 Z kare eksi R kare İ'nci molekül için RI üzeri 5. Böyle bir ifade var. Şimdi normalde eğer düz eş yönlü bir yapı düşünürsem ne olabilir? Ya işte belli bir kristal yapısı olan, işte x yönü, y yönü, z yönü özdeş olan ya da rastgele dağılmış moleküller düşünebilirim. O durumda da x yönü, y yönü ve z yönü birbirle özdeş olacaktır. Dolayısıyla ben kürenin içerisindeki moleküller için x koordinatlarının karesinin işte belli bir fonksiyonla çarpılıp toplamı, onların y koordinatlarının karesinin toplamına. Bu da z koordinatlarının karesinin toplamına eşit olacaktır. Çünkü x yönüyle y yönü ve z yönü aynı. Bir x yönünü y yönünden ayıran bir özellik yoksa sadece x yönlerinden yaptığım bir toplamla sadece y yönleri üzerinden yaptığım bir toplam hepsi aynı olacak. Aynı değeri verecek bana. Bu da bana der ki RI kare bölü RI üzeri 5 XI kare
artı y'i kare artı z'i kare bölü r'i üzeri 5 3 z'i kare bölü r'i üzeri 5 çıkacaktır. Yani şu toplam bu toplama eşit. Dolayısıyla buradan hiçbir katkı gelmedi. Yani bu kürenin içindeki moleküller, bu moleküle, bizim baktığımız moleküle net bir elektrik alanı uygulamazlar. Şimdi yerine yerleştirecek olursak, dolayısıyla bizim yerel elektrik alanımız ortalama elektrik alanımız artı 4 pi bölü 3 o noktadaki polarizasyona eşit olacak.